Sokaklardaki canlarımızı da unutmuyoruz. Geçtiğimiz yılın iki katı bu pandemiyi de öngörerek beslenmeleri için mama temin ettik. Ne olur bu beslemeleri yaparken gelişi güzel değil, o besleme noktalarında yapalım ki bu sefer sokak köpeklerinden rahatsız olan vatandaşlarımızın ya da onların toplanmasına olanak verecek ya da çevreyi kirletecek hususlardan vatandaşlarımızın da kaçınmasını rica ediyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye olarak tüm tedbirleri arttırarak vatandaşların pandemiden en az etkilenmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Gürkan, restoran ve kafelerin paket servis olarak hizmet verecek olmasından dolayı sokak hayvanlarını unutmadıklarını, gerekli mama stoğu yaptıklarını ifade etti. Şimdi salgınla ilgili biz Mart ayından bu yana Edirne'de Sayın Valimizin başkanlığında gerçekten çok entegre bir çalışma gerçekleştirdik. Mart'tan bu yana yani kesintisiz Edirne Valiliği'nin ekipleri, Edirne Belediyesi'nin ekipleri kimin görevi, kimin sorumluluğu, kimin ekibi olduğuna bakmadan bütün imkanlarımızı, bütün ortak enerjimizi, bütün makinemizi, ekipmanımızı, personelimizi birlikte kullanarak Edirne'de gerçekten çok uyumlu ve halkın yararına olan bir çalışma gerçekleştirdik ve bu çalışma kesintisiz devam etti. Halen de devam ediyor. Tabii ki son günlerde bu tedbirleri kat be kat arttırarak vatandaşlarımızın pandemiden en az etkilenmesi için de bütün çabamızı sürdürüyoruz. Valiliğin entegrasyonunda, Sayın Valimizin başkanlığında her gün alt komiteler, ekipler bir sinerjiyle çalışıyorlar. Bu gümrüklerden tutun, yani Kapıkule'den, Hamza Bey'den tutun. Cuma pazarına, sebze meyve pazarlarına, işte halkın ortak açık alanlarına, kapalı alanlara, denetimlere, aklınıza ne geliyorsa pandemiyle ilgili hepsini başarıyla yürütmeye de devam edeceğiz. Bu konuda ne bir personel tasarrufunda bulunduk, ne ekonomik bir tasarrufta bulunduk, ne işte aman şu maliyeti belediye üstlensin, valilik üstlensin, özel idare üstlensin gibi bir tartışmaya girdik. Neyimiz varsa Edirne'de, ne imkanımız, ne gücümüz varsa maddi, manevi, personel, makine hepsini halkımız için kullandık, kullanmaya da devam ediyoruz. Tabii sokak hayvanları yani sokaklardaki canlarımızı da unutmuyoruz. Geçtiğimiz yılın iki katı bu pandemiyi de öngörerek beslenmeleri için mama temin ettik. Bu akşamdan itibaren restoranların özellikle kafelerin saat 8'den itibaren kapanacak olması, paket servise geçecek olması elbette en çok bizim lokantalardan özellikle işte yemek üreten merkezlerden, iş yerlerinden, fabrikalardan almış olduğumuz yemek desteğinin azalmasına neden olacağını öngördüğümüz için bu takviyeyi sokaklardaki canlarımıza, sokak hayvanlarına mama olarak sürdüreceğiz. Bununla ilgili de arkadaşlarımız tedbirleri aldılar. O konuda da bir eksik, bir sıkıntı yok. Şunu da söylemek isterim. Vatandaşlarımız bu konuda gerçekten çok duyarlı. Bize her zaman destek oluyorlar. Sokaklarda besleme ile ilgili. Ama ne olur bu beslemeleri yaparken gelişi güzel değil. O besleme noktalarında yapalım ki bu sefer sokak köpeklerinden rahatsız olan vatandaşlarımızın ya da onların toplanmasına olanak verecek ya da çevreyi kirletecek hususlardan vatandaşlarımızın da kaçınmasını rica ediyoruz. Bu konuda bize ulaşabilirler, 153'ü arayabilirler. Biz her zaman tüm canlıların yaşam haklarını sonuna kadar korumaya ve onlara destek olmaya kararlıyız ve bunu sürdüreceğiz.